Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi, Çin'e kardeşim dedi. Kardeşim Danışta üyesi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile tanıştığıma memnun oldum. Diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutluyoruz. Sipe'yi bir dönüşüm projesi olarak tartıştık gibi gibi gidiyor. Burada en önemli nokta kardeşim olarak değerlendirmesi. Artık birçok Pakistan vatandaşı Çin'e bu şekilde açıklamalarda bulunuyor. Fakat tabii ki de tepkili olanlar da var. Ülkemizi Çin'in vilayeti yaptığınız şeklinde eleştirde bulunanlar da oluyor. Dolayısıyla herkesi suçlamayalım. Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan'da 9 aydır hükümet yok. Saad Hariri bakanlar kurulu listesini cumhurbaşkanlığına sundu. Bu sefer hükümetin kurulması bekleniyor. Eski ABD başkanı George Bush çarşamba günü yaptığı açıklamada NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesini eleştirerek sivillerin maalesef kötü bir durumda olabileceğinden bahsetti. Dün hükümet sözcüsü Ömer Çelik, T mensuplarının yaptığı son açıklamanın bir yanlış anlaşılma olabileceğini söylemişti. Fakat Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı da ülkemizin orada olmayacağına yönelik sinyaller vermişti. Afganistan'da başkent Kabil'de ABD'nin planladığı bir konu üzerinde duruluyor. Bir yeşil bölge uygulaması yapmak, bölgede batılı ülkelerin büyükelçileri bulunacak, havalimanı ise Türkiye'nin kontrolünde olacak. Yeşil bölgeden havalimanına gidiş yollarının güvenliği de Türkiye'de olacak şeklinde ABD bizi kullanmaya çalışmış. Fakat tabii ki de biz orada ABD veya başka bir ülke için değil Afgan halkı için bulunuyoruz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Afganistan'da Cumhurbaşkanı 1. yardımcısı Emrullah Salih görmektesiniz. Kendisi mezar-ı şerife gitti ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede Ata Muhammed Nur'la görüştü. Uzun zamandır Ata ile sorunları bulunan Salih sıkışınca Ata'yı ziyaret etti şeklinde değerlendirme yapılmış. Acaba başkent Kabil düşerse eskisi gibi kuzeye mi taşınacaklar? Öyle bir şey olursa Ata Muhammed Nur bu fırsatı kaçırmaz değerlendirmesi yapılmış. Daha önce de hepsi kaçıp Raşit dostuma sığınmışlardı fakat bir tek Mesut yoktu bunu hatırlatalım. Afganistan'da sınır kapıları tek tek hükümetin kontrolünden gidiyor. Dün en son Pakistan sınırı da gitmiş oldu. Kandar'daki Spin Boldak kapısından bahsediyoruz. Ülkenin tüm sınır kapıları neredeyse gitmiş durumda. Hükümet sadece seyrediyor. Sırada Özbekistan'ın olduğunu ifade edelim. Türk Konseyi Genel Sekreteri Kazakistan Türkü Bağdat Amreyev, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Faraz Mant ile görüştü. 14 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul'daki Türk Konseyi Sekreteriyası ofisinde bu görüşmenin yapıldığı ifade edilmiş. Burada İran'ın sizlere daha önce 5-6 ay önce ülkemizle ilgili açıklamalarını aktarmıştık. İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden bir yetkili Konya İran'a ait açıklamasını yapmıştı Mevlana'dan dolayı. Daha sonrasında ise bu tweet silinmişti. Şimdi ise utanmadan Türk Konseyi'ni ziyaret ediyorlar. Bağda Tamreyi ile tanıştım. Genel sekreterle görüşmekten memnuniyet duyuyorum. İran'ın Türk Konseyi'nin tüm üyeleriyle mükemmel ilişkileri olduğunu vurguladık şeklinde kendisini kandırdı. İran ile Türk dünyası arasındaki asırlık dostane bağlara değinen Büyükelçi, İran'ın Türk Konseyi üye ülkeleriyle ikili ilişkilerinin mevcut durum hakkında Genel Sekreter'e bilgi verdi. Genel Sekreter, Türk Konseyi çerçevesinde üye ve gözlemci devletler arasında başta ekonomi olmak üzere ticaret, ulaştırma ve diğer alanları görüştü. Örgütün geleceğine yönelik perspektiflerini büyük ile paylaştı cümlesi kullanılmış. Umarız İran Türk Konseyi'ne başvuruda bulunmaz. Burada Genel Sekreter ve Büyükelçi Türk Konseyi ile İran arasındaki muhtemel işbirliği alanları ve yollar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Maalesef diyoruz. Kültürel benzerliklere sahip İran ve Türk Konseyi arasında çeşitli alanlarda büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu teyit eden taraflar önümüzdeki dönemde ilişkilerin gelişmesine yönelik adım atılacağını söyledi. Maalesef burada İran'ın da Türk Konseyi'ne gözlemci olarak başvurması yönünde bazı değerlendirmeler yapılıyor. Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Özbekistan'a gidiyoruz. Kardeş Özbekistan'a ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, kadim bir medeniyete ve verimli topraklara sahip ata yurdumuz Özbekistan'ın Fergana bölgesini ve Türk Dünyası Turizm Başkenti Kokant'ı Özbekistan Kültür Bakanı Azatbek Nazarbekov ve Özbekistan Turizm ve Spor Bakan Yardımcısı Ulukbev Azamov'la beraber ziyaret ettik. Burada neden Özbekistan Dışişleri Bakanı yok derseniz, Özbekistan Dışişleri Bakanı Tacikistan'da toplantıda. Dolayısıyla burada Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu diğer bakanlar karşıladı. Her zamanki gibi klasik bir haber aktaralım. Rusya Savunma Bakanlığı yine Karadeniz'de önleme yaptığını duyurdu. 14 Temmuz 2021'de saat 7 sularında akşam saat 19'da Karadeniz'de tarafsız sular üzerinde Rus hava sahası kontrol cihazları tarafından Rusya Federasyonu devlet sınırına yaklaşan hava hedefi tespit edildi. Hava hedefini belirlemek ve Rusya Federasyonu devlet sınırının ilal edilmesini önlemek için Güney Askeri Bölgesi Hava Savunma Kuvvetlerinden bir adet Su-27 avcı uçağı havaya kaldırıldı. Rus savaş uçağının mürettebatı Hava Kuvveti'nin ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı olduğunu tespit etti ve ona Karadeniz üzerinde eşlik etti. Yabancı askeri uçak Rusya Federasyonu devlet sınırından uzaklaştıktan sonra Rus avcı uçağı güvenli bir şekilde ana havalimanına geri döndü. Rus avcı uçağın uçuşu hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleşirken Rusya Federasyonu devlet sınırının ilanına izin vermedi cümlesi kullanılmış. Zaten Rusya hep bu açıklamayı yapıyor. Sadece burada uçağın ismini değiştirip aynı açıklamayı yayınlıyorlar. Diğer haberimiz Van'dan. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası düzenlenen törenle açılmış oldu. Edremit ilçesindeki hizmet binasının açılışı dolayısıyla yapılan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bölgede PÖ'ye olan ihtiyacın gittikçe arttığını belirten yetkili PÖ'ün önceki binası çok küçük. Sınır güvenliği için geçen sene il dışından pöller ilimize görevlendirildi. Fakat kalacak yerleri yoktu şeklinde açıklama yapılmış. Bilindiği gibi İran üzerinden sınırda tubar örülmesine rağmen yol geçen hanı gibi olmuş durumda. Dolayısıyla burasının önemi giderek artmış durumda. Evet dostlar sizlere bu videoyla veda ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sırsa vererek adeta bir tarih yazdık. Bunun en güzel örneği Van elimizdir. Vaneli'mizin iki tane şehidi var. Bunlardan bir tanesi Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan Sivil Burhan Öner. Diğeri Ankara Özel Hareket Daire Başkanlığımıza şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'dir. Her iki Vanlı hemşerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ya da çabuk yerine yeni şaş olur. Bütün azalarımızla bilerek veya bilmeyerek, gizli veya aşikar, büyük veya küçük her ne kadar günah işlersek cümlesine tövbe ediyoruz. Tövbemizi kabul eyle Allah.